Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve sizler için Denen Demişler serisinin yeni bölümünde Orta Koridor'da Zyre oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan başlangıç eşyası olarak bir Doran yüzüğümüzü alalım. Peşinden şöyle can iksirlerimizi alalım. Koridorumuza ilerleyelim. Bu videonun konusunu ben yukarıya, daha doğrusu en çok beğenilen yorumu ben yine yukarıya koymuşumdur. Sizler şu an görüyorsunuzdur istenilen günü, build'i. Bu şekilde oynayacağım. Haberiniz olsun. İsteyen arkadaşımız ilk olarak Hextech GLP, ardından İkiz Gölge, Zhonya, Ryli ve Rabadon tercihinde bulunmamı istemiş. Bu şekilde build yapacağız. Ana ründe İkiz Gölge, pardon İkiz Gölge ne alaka? Ana ründe Buzul takviyesi olacak. Maksimum yavaşlatma ile birlikte Orta Koridor Zyre oynayacağız. Denenmemişler serisini seviyorum. Sizler de bu videoda istediğiniz, bu kanalda denemediğimiz bir içerik olursa yorum olarak belirtin. En çok istenilen, en çok beğenilen yorumun ben videosunu çekiyorum arkadaşlar. Haberiniz, bilginiz olsun. Şu arkadaşı şu pistten alalım. Çok güzel. Buzul takviyesinin işin içinde olunca her şey daha bir güzel oluyor. Bakayım Pyke'dan bir Q gelir mi? Hı. Tamam, güzel. Bir tane skor almayı başardık. Bizimkiler şimdi mavi güçlendirmeyi alacaklar. Karşımızda Kassadin var. Açıkçası sıkıntılı bir matchup. Kassadin hareketli bir karakter. Ona karşı oynaması birazcık sıkıntı olacaktır. Ama buzul takviyemiz var. Rakibi yavaşlatacağız. Yavaşlatarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Peşinden zaten Hextech, GLP falan filan derken rahatça skor alabiliriz diye tahmin ediyorum. Bu arada Denenmemişler serisinde enteresan bir şekilde erken oyunda hep böyle bir invade sonucunda skor çıkartıyoruz. Hoşuma da gidiyor. Şöyle bir menzil avantajımız varken rakibi de ufaktan dürtelim. Görüyorsunuz buzul takviyesi sayesinde bayağı da bir yavaşlatma etkisine kavuşuyoruz. Tabii minyon biçmek birazcık sıkıntı olacak. Özellikle bu seviyelerde. Bir de E yeteneğimizle başladık. Rakip ormanda skor çıkartalım diye. Güzel. Manamı daha dikkatli kullanmam lazım sadece. Rünlerimin arasında mana akışı yüzüğü de var. Arkadaşımız sadece buzul takviyesinden bahsetmiş. Rünün ne olduğundan bahsetmemiş. Sizler de istediğiniz rünle, istediğiniz build'le ve istediğiniz siperlerle, istediğiniz karakteri söylerseniz ben de o koridorda sizler adına çekebilirim. Dediğim gibi en çok beğeni alan yorumu çekiyorum. Yorumunuzu o yüzden esirgemeyin. Belki sizin istediğiniz yorum videonun bir sonraki konusu olabilir, aklınızda bulunsun. Bayağı bir rahatsız ediyoruz şu an Kassadin'i. Oo, sıkıntı. Kassadin'in şu an can iksirini de almayı başardık. Ben de şöyle potumu kullanayım. Manamız gördüğünüz gibi oldukça fazla. Zyra şu an tabi orta koridorda oynamaya müsait durumda değil maalesef. Keşke müsait olsa ve etkisini şöyle maksimum derecede falan alabilsek, ama olduğu kadar şu anki haliyle bile oynuyoruz. O da bize yeter de artar. Ne kadar darladığımı görüyor musunuz Kassadin'e? Şimdi bir de şuraya doğru gidelim. Ormancımıza bir destek çıkalım. Ormancımız orada savaşıyor. Jax'tan bu arada kaçmam. Hoş olmadı bu. Kesebilir bunu Vayne. Bir tane daha. Nice. Support biraz geç dahil oldu işin içine. Dikkat etmeleri lazım. Burada sıkıntı yaşama ihtimalleri çok fazla. Çünkü can barları az. Şimdi ikiz gölgeye başlıyorduk değil mi? Yok, Hextech GLP başlıyormuşuz. Hextech GLP'nin parçalarıyla başlayalım. Kassadin mi kesti bizi? Evet, maalesef Kassadin'e bir skor vermişiz. Farm olarak üstünüz. Vayne de burada düştü galiba. Zerat bu arada E yeteneklerini çok güzel kullanıyor. Bize problem olacak. Şu pozisyonu çok rahat kovalardık. Beni burada arkamdan kapattı hem Kassadin hem de Jax'ın canbarı çok azken bot lane çok geç geldi. Daha erken dahil olsalar pozisyonu kazanma şansımız artardı. Rakipte AD carry de yok. Bunu da bizim avantaja çevirmemiz lazım yine. Ah, kamyon minyon. Ben şöyle Q yeteneğimi fulleyerek devam edeceğim. Support rolünde oynuyor olsaydım Q değil de belki E yeteneğimi fullerdim.
Cassidy'nin tabii yetenek kiti maalesef benim o istediğim büyü hasarını çıkartmama engel oluyor. Cassidy'nin de üzerine Inflank değneği tercihinde bulunmuş. Şu an haritada da hiç görüşüm yok. Özellikle nehrin alt tarafında ve Jax gelirse ne yaparım hiç bilmiyorum. Biraz önceki pozisyonda bariyerimi de kullanamadım. İşin kötü yanı o oldu. Abi bot lane'imiz nasıl kaybediyor bu kadar? Neler yapıyorsunuz siz botta? Vayne ve Pyke ikilisi. Tamam menzili falan sıkıntı Vayne'in de bu kadar ölmemeleri lazım. Şu koridoru pushlayıp base atmak istiyorum. Tamam. Jax gelebilir çünkü her an bir panikle yaşamak istemiyorum. Gideceğim direkt kayıp ciltimi tamamlayacağım. O bana hem mana olarak da iyi gelecektir. Hem de birazcık daha bekleme süresinde azalma kazanmış olacağız o eşya sayesinde. Kasadin tabi aslında koridorda duruyor ya. Base atmayalım. Ve Kasadin daha 5 level. Kasadin duruyorken bizim de gitmemiz olmaz. Kasadin 6 oldu. Şu an sıçram olsaydı o kasedinden skoru çıkartmıştık mesela. Özellikle ultimi kullandıktan sonra bitkilerimi kullanıyorum. Çünkü ultinizin içerisinde bitkileriniz ilave saldırı hızı kazanıyorlar. Sizler de ona özen gösterin. Bitkilerinizin daha hızlı vurmasını istiyorsanız. Koridorda kalalım ya. Şunun cana bak. Jax en son top lane'deydi. Fiora'mız bu arada 4-2 olmuş. Çok kuvvetli. Ah bir tane daha yemedin mi sen it? Burada durursam Kasadin beni keser. Hatta Jax bile gelip beni kesebilir. Base'imizi atacağız. Bariyerimizden olduk ama Kasadin'in de tuş turunu almayı başardık. Yani bir tane daha vurabilseydi bitkilerimiz çok güzel olacaktı. Burada skorla ayrılacaktım belki de. Neyse sağlık olsun. Bu parçayı tamamladım. Üzerime çizmemi alacağım. Pink ward alacağım. Bir tane de doldurulabilir iksir alıp koridorumu ilerleyeceğim. Ayakkabıdan bahsedilmemiş. Ayakkabıyı Merkür'ün adımları tercih edebilirim. Karşıya baktığınızda deli gibi kitle kontrolü var ve 4 tane yetenek gücü karakteri var. Merkür'ün adımları almazsak sıkıntı çekeceğiz. Yalnız rakip botta farm biçmiyor. Carry olarak Zerat oynatıyorlar. Bayağı da sıkıntılı bir ikili yani. Doymadı bizim bot lane ölmeye. Şimdi artık birazcık daha görüş alıp oynamam lazım. Kamyon gitti yine. Jax bu arada burada. Bot lane'deki aksiyondan dolayı Jax da oraya doğru gidecek muhtemelen. Ben de geliyorum abi oraya. Tabi Jax da çıkacak karşımıza. Aa çıkmadı. Jax ejderi alıp base'e gitmiş. Tamamdır. Güzel. Fiora buraya kadar gelmesinin ekmeğini yedi en azından. Büyük artı sağladı. Kasadin koridorda gözükmüyor. Nerede ne yapıyor bilmiyoruz. Niye abi? Adam bir de gelip haraç kesiyor ya koridorumdan. Ne güzel işmiş valla. Bu arada 20 CS üstünüm. Bunu koruduğum sürece pek fazla sıkıntı olmayacaktır. Ama Kasadin yine late game'de tabi tek atma potansiyeline sahip bir arkadaş. Bot lane'e yürümüş bu arada Kasadin'den. Bana doğru gelen bir Kasadin var. Biraz savaşalım seninle.
Şu an her an üzerime atlayabilir diye tohumlarıma yakın oynayacağım. Ki burada aksiyon çıkarsa sıkıntı yaşamayalım. Baskına ihtiyacımız var ya, böyle olmuyor. Top lane'de iki skor birden verildi. Timo çok geri düşmüş. Kara hasatla Timo falan yapıyor adam. Güzel. Kassadin'den basit bir hata. Orada Zerat'ın sıçrasını da aldım yanlış görmediysem. Gider bu adamı da keserim ha. Güzel öldü. Ya basit hata. Hemen şurayı itmemiz lazım. Ardından da base'e gitmemiz lazım. Yeterince pushladık. Buradan iki tane de skor çıkarttık. Rakipten bayağı bir siper aldık. Buraya kadar altını almayı başardık. Şu an takımda en güçlü durumda olan benim. Gerçi en güçlü olan ben değilmişim. Bizim Fiora'mız çok kasmış. Onun etrafında oynamak daha mantıklı olacaktır. Şuradan hemen şu arkadaşı tamamlayalım. Çizim olarak da dediğim gibi Merkür'ün adımları. Bu şekilde ilerleyelim. Hasar olarak zayıf karakter bu arada, onu söyleyebilirim. Hani yetenek gücümüz zaten çok fazla değil. İlk başlangıç eşyamız da sıkıntı bir eşya. Birazcık daha işimiz hani takımın işlevselliğini arttırmak. Yani işlevsel bir build'le oynamamı istemişsiniz açıkçası. Güzel, sıkıntı değil, ben beğendim. Ama yine de baskını açıyoruz. Jax hiç değerlendirmedi bu koridoru. Bu Jax'ın büyük bir hatası oldu. Bot'un dikkat etmesi lazım. Bizim bot pek uslanmaz duruyor. Yani arkalarında kuleleri yok. İnat da ileride oynamaya devam ediyorlar. Muhtemelen öldü Pyke. Bizimkisi kesti onu ya, helal. Zerat, şunu keser miyiz? Bunu da keseriz. Buraya kaçmasın. Gelirim ben de. Ah, geçemedi bizimki duvardan. Neyse, tamam, sağ olduk. Ah ah ah. Çok yakındı biliyor musunuz? Şimdi adamlar doğdular bu arada. Jax falan %90 buraya gelecek. Kassadin minyon biçmedi. 40 CS farm farkı yedi. Yani üstünüz. Bunu korumaya devam etmemiz lazım. 16 skorun altısına da katkım var. Kassadin bu arada asırlarını tamamlayacak ama dakika daha kaç oldu, adam hiçbir şey yapamadı. Kötü yerde kaldık. Kesin abi şu... yetmeyecek. Bak, bot yine takip etmiyor. Daha erken dahil olmanız lazım ya buralara. Bot lane konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Pyke'ın üzerinde Tiamat var ya. Destek Pyke oynayıp Tiamat almak en gereksiz şey. Hani sen koridor puşlamayacaksın zaten. Senin olayın koridor puşlamak değil. Bu öldü herhalde. Güzel. Şuradan çizmemizi tamamlayalım. Hemen ardından ikiz gölgeye gideceğiz. İkiz gölgeye gittikten sonra birazcık daha karakter herhalde iyi duruma gelir. Ejderi çekmeye mi çalışıyorlar? Yok. Çarpı varmış. Kassadin'in de iki skoru olmuş oldu. Şu adam çok kuvvetli. Bu adam çok kuvvetli. Dakikalar geçtikçe daha da kuvvetleniyor. Pyke'tan enteresan hareketler devam ediyor. Yerle bir oldu.
Şimdi kasedenin kule altında minyon biçmesini istiyorum. Sağa sola rotasyon yapmamasını istiyorum. O yüzden sürekli koridoru onun üzerine yıkıyorum ki adam açılamasın. Haritada bir şeyler yapamasın. Fiora onu kesti herhalde. Kayna aç gözü davranması ölmeyecekti muhtemelen. Bizim botlane bir tane Teemo'ya karşı duramıyorlar mı? Sonunda. Yani dedim acaba kesemeyecekler mi o Teemo'yu? Allah'tan kestiler. Bak 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 bak. Geliyorum ben de oraya. Yetişirsem orada Jax'ı çok güzel cezalandırırız. Değişik oynuyor ya bizimkiler. Vallahi değişik oynuyorlar. Çözemedim adamların oyun tarzını. Ne yapmaya çalıştıklarını, ne amaçladıklarını. Herhalde Teemo mantarına bastı Kayn. O da mantardan pert oldu. Şu an bu adam beni keser. Herhangi bir yeteneğim yok. Hani bir ultimiz var. Onun hasarı ne kadar yeterse. Bu adamlar rahat rahat bot kuleye vuruyorlar. İki tane AP carry. Botun canını okudular ya. Hayret ediyorum bazen. Şu arka taraftan bir kapayalım. Bariyerimiz de var. Ölmeye doyamıyorlar yine de. 2-8. Benim otomatik kurşumda kaldı. Skorun bende kalmasını çok istemiştim bu arada ya. Bariyerimden oldum. Dedim belki ultisini kullanır o arada. Biliyorsunuz öyle deliler var. İki tane skor. Bu adam sıçra da attı. O pozisyona gelene kadar adam daha sıçrasını kullanmamış. Düşünün. Şu mid kuleyi alsak ne kadar güzel olur var ya. Fiora yanından gittiyse ben cesur davranamam. Kasedini küçümsemeyelim. Biraz geç bir dakika ama kasedini yine de asırlarının parçalarını almaya başlamış. Buradan geçmedi kasedin. Bu adam, bu adam. Sıçrası korkuttu da Kayn onu keser. Hadi artık. Güzel. Süper abi. Bizim için artık base vakti. 2K param birikti. Buradan kasedin geliyor. Dikkat etmeleri lazım. Ve bütün koridorlar pushlanıyor maalesef. Ve biz rakipten kule çıkartmayı başaramadık. İşin kötü yanı da bu. İkiz gölgen bitti bu arada. Bir de ben şöyle tarayıcı alayım. Timo'yu hani haritada nerelere mantar bıraktı falan. Onları görmemizi sağlar. Helalsin Fiora. Botu tek başıma savunabilir miyim acaba? Bu adamlar botu istiyorlar çünkü. Güzel. Ben yapmam gerekeni yaptım. Fazlasına gerek yok. İkisini de yavaşlattım. Pozisyondan kaçma şanslarını sıfıra indirmiş olduk. Hemen Ejder'e gitmemiz lazım. Koşun abi. 8 saniyesi kaldı. Bu Ejder bizim için önemli bir Ejder. Bitkilerim sayesinde de yine bu kaynakları çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Fiora bu arada Jax'ı istiyor. Ben de devam ederim Jax'a. Vayne de o sırada tabi boş durmamalı. Bot lane'i pushlamalı. Bak 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 bak. Zararsız bir çiçek işte.
Süpersin Vayne. Güzel oynadı bu arada Vayne burayı. Takdir etmemiz lazım. Ops. Veigar kaç steksin sen? 221. Çok güzel. Bunu da kesersin Kay. Yavaşlattım seni. Bitki mi öldü? Nice. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Orta koridordan da ikinci kule gelmiş. Kayn'la birlikte bir de biz bu kuleyi alırsak çok çok daha tatlı olacak. Arkadan gelen minyonlarla birlikte alırız. Teemo da inatla top lane'i puşlamaya devam etsin. Güzel. Yine skorum çok fazla değil belki. Hani kill alamadık belki ama karakterin doğasında var. Dediğim gibi karakter çok fazla hasar bırakabilen bir karakter değil. Etkisi birazcık daha böyle zamanla verilen olduğu için hani skor alamadım diye üzülmeyin. Olayınız asist almak. Asistinizi alabiliyorsunuz. Bir şeyleri başarıyorsunuz demektir. Şimdi peşinden Zhonya tamamlamamız istenmiş. Zhonya'mızı tamamlayacağız. Şu arkadaşı satalım. Şuradan bekleme süremiz gerçi %45'miş. Onu almayalım. Armorumuzu arttıralım. Doran yüzünü satsaydım tamamlayamayacaktım herhalde. Beklesin. Zhonya geldikten sonra artık Veigar'ın ultisi falan benim için pek bir anlam ifade etmeyecek. Hadi Vayne burayı oynarsın. Bir tanesini aldın. Diğerini de kesersin. Teemo'nun kör etmesi olmasa. Olmasa biliyorum da. İyi, takım güzel oyuna döndü ya. Kayn da beni pingliyor herhalde. Çok güzel. Ben mesela onu pingliyor muyum skoru aldı diye? Alabilir. Olabilir yani. Bunda pinglenecek hiçbir şey yok. Amaç oyun kazanmak. Ortak bir noktada oynuyoruz. Takımcı oynamamız lazım. O zaman ne anlamı kalır birbirimizi pingleyeceksek? Hemen şu arkadaşı da bir keselim. Zhonya'mızın parası çıktı. Zhonya'mızı tamamlayalım. Zhonya'dan sonra da Riley varmış. İyice tam anlamıyla ve yavaşlatma buydu. Riley de geldikten sonra muhtemelen ben şey olurum ya. Kolay kolay da erimem diye tahmin ediyorum. 278 yetenek. İyi. İyi yeter. Zhonya'yı bu arada doğru zamanda kullanmam lazım. Güzel de minyon biçtik. Hatta şöyle bir baktığımızda Fiora'dan falan daha fazla minyon biçmişiz. 18 skor katkımız var. Yine Fiora'dan sonra en fazla skor katkısı da bizde bulunuyor. O da güzel. Hadi Fiora onu da kesersin. Güzel. Ben de dahil olacağım şimdi oralara. Öldün be dostum. O kadarına pek bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Gitme gitme. Hiç kulenin arasında oyun mu oynanır? Bak. Açgözlülük kötü şey ya. Vayne'le birlikte tapu puşlamak daha mantıklı bir karar. Ki Vayne'imiz de kötü oynamıyor yani. Mekaniklerine az çok sahip karakterim. Biz burada yalnız eksiyiz. Aa, ne yapıyor bu? Belki Hextech değmiş olsaydı ona şansımızı arttırabilirdik ya. Bakar mısınız? Çok fazla damage atamıyor karakterimiz ya. Burada bu arada aksiyon çıkar. Abi 1'e bastım. Zhonya'mın 2'de olduğunu unutup 1'e bastım ya. Hayatta kalacaktım. Bariyerim falan da vardı. O Zhonya'yı kullanmış olsam o kadar büyük bir hasar absorbe edecektim ki. Güzel. Bunu da kesersiniz. Aa, bizde Pyke var.
Alem çocuksun Pike ya. Kasetine herhalde yetişemezler. Ben şuradan şunu satayım. Dediğim gibi Riley'ye gideceğiz artık. Ya 350 yetenek güçlerini falan göreceğiz. Rabadon bittikten sonra da herhalde 500'lere çıkartır. Maksimum yetenek gücü o olur. Yine 3 eşya tamamlayabildik 25-26 dakikada. Süper bir olay. 20 skor katkısıyla oynadık. O da gayet güzel rakam. Ve Fiora ile ben iyi durumdaydık. Bot lane'imiz yoktu. Başta Kayn da çok kötü durumdaydı. O da aynı şekilde güzel toparladı. Ve Vayne'imiz de güzel oynuyormuş yani. Hakkını yememek lazım. Adam başta bayağı bir fitledi ama matchupları sıkıntı bir matchup. Yani Zerat ve Veigar ikilisine karşı oynamak her yiğidin harcı değil. Fiora'yı burada oynatmazlar. W'su da yok, öldü. Ben gideyim şu ejderi alayım. Zaten koridorlar yeterince puşlandı. Adamların top lane tutması lazım. Tek başıma da ejderi alırım herhalde. O Kayn teşrif etti baksana. Güzel. Bot'tan alınacak bir şey yok. Sanıyorum Baron burada en sağlıklı karar olur ya. Baron'u alırsak oyunu direkt bitirebiliriz. Adamlarda çünkü koridor tutabilecek kimse yok. Split yapabilecek kimse yok. Bu konuda çok yetersizler. Oo, Baron mu yapıyorsunuz siz? Siz ciddi ciddi Baron deniyorsunuz ha? Yetmedi. Ben Baron'un alınmaya devam ettiğini görmemiştim. Kendi hatam. Görseydim eğer hiç arkaya dönmezdim. Direkt Baron pitinin içine ilerlerdim. Kötü oldu. Neyse iki kişinin üzerine kaldı sadece adamlarda Baron güçlendirmesi. Fiora. Neler yapıyorsun Fiora? Güzel, ben de geliyorum. Abi sen ciddi olamazsın ya. İkimizi birden sersemletti. Fiora geriye doğru kaçmasan. Koş koş koş. Bir tane daha Q. Şu hasara bakar mısınız Jax? EQ hasarına. Sonra ben Jax nerflenmedi deyince bana kızıyorlar. Niye nerflensin? Charge sanki güçlü mü diye. Görüyorsunuz. Şöyle bir late game hasarı var mı? Bakalım bu yüzden Jax'ın. Üçlü kuvveti var. Peşinden mahvolmuş gitmeye çalışıyor herhalde. Yani bu eşyalarla birlikte bu kadar hasar saçma. Çarp eşyası da AD olsa onu da anlarım. Ama o da saldırı hızı. 300 gold lazım. 200 gold kaldı. 250 gold. O da bitince Riley de gelecek. Artık bitkilerimiz de yavaşlatmaya başlayacak. Normalde buzul takviyesinden bitkileriniz etkilenmiyor. Otomatik vuruşlarınızdan etkileniyor buzul takviyesi. Üf, Vayne direkt tek yedi. Şuradan herhalde kurtları alsam işimiz hallolur. Yetmiyormuş. Birazcık daha gold'a ihtiyacımız kaldı. Geldi 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 geldi. Bunu yavaşlatırız herhalde. Aa, Zonya'yı çok kötü kullandım. Timon'un mantarı beni burada bitirdi ya. Öldük. Kötü doşlamaya çalıştım ya. Adamın da hitbox'ına girmişiz. Şaka gibi. Neyse, Riley'im bitti. Peş peşe çok sık ölmeye başladım. Takım olamıyoruz. Bu arada Zerat da sıçrasını kullandı. Timon'un fightlere dahil olması kötü oldu. Özellikle Fiora açısından çok kötü oldu. Neyse artık Riley'im var. Bakalım peşinden de alınacak bir Rabadon kaldı. Rabadon bitmeden oyunun bitmesini hedefliyoruz. Kaykucu zirtti.
Ben üzerime bir tane pink ward çekeyim. Haritada ne görev var? Ejder. İkinci bulut ejderi. Birazcık daha mobil oluruz. İşe yarar. Rakibi kovalarken, rakipten kaçarken de. Baron'u kaptırmasaydık adamlara, şu an baskıyı biz kuracaktık. Adamlarda zaten Nexus Kulesi yok. Oyunu bitirecektik. Ama işte gelin görün ki ben orada dikkatsiz davrandım. Baron pitine, yani Baron'un canının o kadar az olduğuna hiç bakmadım. Yoksa direkt Baron'a bitkileri bıraktırır, onların kesmesini sağlardım. Güzel, Jax EQ'sunu kullandı aslında. Şu an savaş için ne bekliyoruz? Fiora da base'e gitti. Fiora olmazsa olmaz bu savaş. Bu ne abi, bu ne? Kafama sıçralar tutuştururlar. Neyse, güzel. Güzel. Büyük hata. Şu an Jax'a çok ihtiyaçları vardı. Jax'sız oynayacaklar. Hadi Kayn. Şu adam. Uf, çok güzel. Damage'ini de bıraktı. What? Mantarla herhalde Veigar ultisi yedi. Başka mantıklı bir şey gelmiyor aklıma. Helalsin Fiora. Ama Teemo Q'su. Onu da kes. Onu da kes. Kazan oyunu. Çok güzel can çalması var çocuğun. Ruh gömleği falan da almış adam. Mantar. Timo bunu kesti mi? Öldü herhalde Zerre. Mantar olabilir. Base atması lazım çocuğun. Allah'tan Timo mantar bırakmamış. Ay ay. Takaslar benim için çok kötü gitmeye başladı ya şu an. Bayağı kötü gitmeye başladı. Direkt benim kafama çullanıyorlar. Zonya'mı kullanıyorum ama yine de bana mısın demiyor. Çünkü tek atabilecek çok fazla karakterleri var. Rabadon'ları da bitirmiş bu adamlar. Fiora'nın iyileştirme etkisini kesmek adına Morello da tamamlayacaklar şimdi. İyice bir sıkıntı bizim takıma. Tamam, Ejder pitinde en azından görüş bizi aldık. Pyke falan niye mavi güçlendirme almaya çalışıyor onu da bilmiyorum. Şuna gelsenize, şunu alalım. Ya da buraya, buraya, buraya. Görüyor musunuz şuradaki şeyleri, mantarları? Duvarın arasından geçemedim de. Kesin abi onu. Helal. Benim bitkimi öldü adam. Hiçbir şeyim yok. 2'ye 2 takas oldu. Ben base'imi attım. Rabadon'a başlamam lazım. Rabadon'u bir an önce bitirmek gerekiyor. Bizimkiler oyunu bitiremezler herhalde ama inhibitor alınırsa çok güzel olur. Gerçi en kötümüz kalmış ya. En kötümüz derken Pyke kastettim bu arada, yanlış anlaşılmasın. Teemo tek Q'su ile yok ediyor. Fiora istemiyorsa bu ejder başlamaz. Ay ay, adamların kompa bakın ya. Adam Shoujin'i de bitirdi. Daha bir sıkıntı. Bu adamın üzerinde Banshee var. Teemo istediğim hasarı veremiyorum. Hani şu an mesela bir büyü direnci çıkabilmek için her şeyimi verirdim. Sen bana bunu bastın değil mi? Evet. Açıkta kalamıyorum abi. Hiçbir şey yapamıyorum. Frontline olmayınca ben arada patates olacağım herhalde. Ölmemem lazım artık. Rabadon. Birazcık daha hasarımı arttırayım. Yani takımsız bir daha ileri kesinlikle çıkmıyorum. Yoksa bir kez daha patates olacağız arada. Hem de bedavadan yani. Bu arada bu Denenmemişler serisinin de tamamı dereceli oyunda oynanıyor arkadaşlar. Hani sizler bunu gidip oynamayın. Bunlar yapılabilecek şeyler değil. Sizlerin istekleri üzerine, sizlerin deneyemediği şeyler deneniyor.
bu seri boyunca. 413'e çıktı yetenek gücümüz. 3 kişi de tarayıcı var. Timo mantar bitirmiyor ya. Sürekli mantar, sürekli mantar. Bitmiyor adamın mantarları. Orta koridor kulesini de bedavaya verdik. Çok erken savaş çıkmaları lazım. Zerat dürtüyor. Veigar yetenek kitiyle dürtüyor. Teemo dürtüyor. Geriye zaten sadece Jax'ın doğru pozisyonda savaş araması kalıyor. Ejderi falan da mesela defalarca alabilirdik. Ejderi de hiç yönelmedik. Baron Pit'ine mi gidiyorlar? Hadi abi. Çok iyi. Adamlar ama baronu kaptılar ha. Mantar kesmek için bile ileri çıkamıyoruz ya. Şuna bakar mısınız? Nasıl bu kadar mantar atabiliyorsun sen? Adamları şu an uğraştırıyorum ama o kadar. Şu an mesela o Veigar'ın yakalandıktan sonra direkt ölmesi lazımdı. Ama girebilecek kimse yok. Yani savaş başlatabilecek kimsemiz yok. Pyke'ın yetenek kiti var. O da zaten tutturamıyor. Adamın koca oyunda 7 skor katkısı var. 57 skorluk oyunda. Düşünün 7 skor katkısı var adamın. Ah, sen olmadın. Kasadin. Vayne bile tarayıcı almış ha. Aa güzel, Jax sıçra attı. Ne yapacağız şimdi? Adamlarda baronun güçlendirmesi falan da var. Bakın bakın burada adam var. Abi siz şaka yapıyorsunuz ya. Vallahi pes. Daha ben ne yapayım adamları dürtmek adına? Kimse devamını getirmiyor ki, sürekli bir yerlerde bir şeyler veriyoruz. Kaybeden taraf sürekli biz oluyoruz yani. Ay ay. Şimdi Vayne'de yakalanırsa o da ölecek. Biz Zerat'ı kesebilmişiz. Zerat da bana ulti kullanmak için zaman kaybetti. Yanlış görmediysem. Ya adamlar şu takımda Baron'u sürekli olarak alıyorlar. Bu da öldü. O mantara yakalansam ben de bayılacaktım herhalde. Neyse, benim base atmam lazım. Yeterince param yok. Burada inhibitor alınır mı bilmiyorum. Zerat direkt ultiyi bastı valla. Fioran'ın can çalması lazım ama o can çalmadan bile onu kesebilirler. Koruyucusunu aldılar adamın. Güzel kaçtı. Kasadin mesela şu an çok güçlü şu eşyalarla. Bizimkilerin kafasına atlasa bizimkileri yok eder. Ama o da çekiniyor. Güzel dodge. Bitiririz abi oyunu. Koşun bitirelim hadi oyunu. Vallahi güzel vurdular. Zerat düştüyse işler birazcık daha kolaylaşmış demektir. Kasadin de gitti. GG. Zor da olsa kazanmayı başardık arkadaşlar. Orta koridorda Zyra'da bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum tarafında bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.